Merhabalar, Oğuzhan Özkan ben. Liberta Yurt Dışı Eğitim'de e, Yurt Dışı Eğitim Koordinatörüyüm. E, e, mühendisim. E, çok uzun bir zamandır yurt dışı eğitim işiyle ve bu sektörle ilgilenen biriyim. Öncelikle şunu belirteceğim. Work and Travel'a katılan arkadaşlarımızın acenteler düşmanı değildir. Özellikle yasal olarak çalışan e, vergisini ödeyen kurumsal anlaşmalarını yapmış work and travel organizasyonlarına üye olan ajantalar öğrencinin düşmanı değildir. Öğrenciyle beraber hareket ederler. Aslında burada oluşan mağduriyet çift taraflı bir mağduriyet. Nasıl yani? Hem öğrencinin hem acentanın hem de sponsor firmanın mağdur olduğu bir durum söz konusu. Burada nedir? Birçok gazete haberi görüyoruz. İşte gazete haberlerinde öğrenci diyor ki ya da öğrenci temsil eden avukat arkadaşlar ya da başkaları diyorlar ki işte ajanta bizim paramızı vermedi. E, ne onun da işte şey süreçte biz mağdur olduk. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın çok önemli bir husustan söz ediyorum. Sözleşme. Öğrenci hem Work and Association'la hem de ajansıyla bir sözleşme imzalar ve oryente edilir. Yani öğrenciye oryantasyon verilir. Sizinle daha önce de bir görüşme yapmıştık. Yaptığımız görüşmede özellikle bir şey vurgulamıştım. Bakın Türkiye'de demiştim. İngilizce bilmeyen acenteler var. Yani personeli İngilizce bilmeyen acenteler. Öncelikle şunu belirteyim vat sürecinde work and travel sürecinde yaklaşık 5 ay Amerika'da kalacaksınız. Bu 5 aylık sürenin e, dörtte 4'te 3'ünde de çalışacaksınız. Bu çalıştığınız dönemde problemlerle karşılaşacaksınız. Konaklama sorunlarınız olacak. işinizle ilgili belki sorunlar yaşayacaksınız. E burada e, sizin oradaki Türkiye'deki konsultanınız yani danışmanlık aldığınız firma sizin çok yakınınız olacak. Düşünsenize annenizi, babanızı bile arayamadığınız e, bir problem için Danışmanınızı arayacaksınız. o size yardımcı olacak. Bu danışmanın İngilizce bilmemesi, öncelikle onu söyleyeyim, kabul edilemez. Yani nasıl yardımcı olacak ki size, teknik olduğumuz olarak baktığımızda? E, sonrasında firmanın sizi çok iyi e, bu konuyla ilgili informe etmiş olması lazım. Yani nedir? E, sözleşmeler. Sözleşmeyi okumamız lazım. Temel olarak bizim öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız, yani biz toplum olarak zaten sözleşme kullanım kılavuzu gibi evrakları okumayı çok seven bir toplum değiliz. Dolayısıyla e, sözleşmeleri okumadıkları için problem yaşıyorlar. Nedir? Bakın arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. Öğrenci Work and Travel programına ka kabul edildikten sonra, kaydolduktan sonra belirli bir aşamayı geçtiği vakit artık geri dönülemez bir yoldadır. Work and Travel'a olup gidemeyen arkadaşların firmalarından isteyecekleri birinci öncelik budur. Yani nedir? Gelecek yıla kaydolmak, sonraki yıla devam etmek ama herhangi bir fark ödemeksizin. Bu çok önemli. İkinci seçenek işlemleri başlamamış öğrenciler için para iadesi. Bakın öğrencinin işlemi başladıysa zaten firma şeyi ödemekle yükümlüdür. Yani öğrenci o parayı ödese de ödemese de hukuki olarak kazansa da kazanmasa da işlemleri başladıysa ve DS formu basıldıysa ya da basım sürecine girdiyse zaten sponsor firma e, ödemeyi Department of State'e yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu para ödenmek durumundadır. Şimdi e, birçok okuduğumuz haber var. Sizler de muhtemelen bu haberleri görmüşsünüzdür. Bunların bazılarını bazı öğrenci arkadaşlarımızın e, haberlerini ben inceledim. Dedim. Bazılarında söylenen şeyler var. Öncelikle haberlerde çok ciddi bir yanlış enformasyon var. Nasıl? Şimdi ben haberi de izliyorum. Ee, bazılarını size de izlettim biraz önce. Ee, şey görüyorum işte. Amerika'ya gideceklerdi hem dil öğrenecekler hem para kazanacaklardı. Arkadaşlar work and travel'da böyle bir amaç yok. Ama ajantanı sizi dil öğrenip para kazanacaksın diye informe ediyorsa zaten o ajantayla çalışmayın. Sorun yaşarsın. Nasıl? Bakın work and travel bir kültürel değişim programıdır. Yani amaç ne para kazanmak ne de dil öğrenmektir. Buradaki amaç e bizim Amerikan kültürünü tanımamızdır. Bu nedenle Work and Travel'a zaten belirli İngilizce düzeyinin üzerindeki öğrenciler kabul edilmektedir. Ancak ana amaç olarak bir ajenta size siz para kazanacaksınız ve İngilizcenizi geliştireceksiniz diyorsa e bu zaten ajanta doğru olmayan bir ...metodla çalışmaktadır. Sonrasında ajentenize, ajenteniz personeline sorun. Daha önceki gönderdikleri deneyimleri öğrenin. Öğrenci arkadaşlarla görüşün. Evet, %100'e yakın doğru informasyon alamayabilirsiniz. Ama bu ciddi yol gösterici olacaktır. 2009'dan beri... ...Bakın, Work and Travel sözleşmelerinde pandemiyle ilgili maddeler var 2009'dan beri. Yani yaklaşık 12 yıl önce bu tarz bir durumda ne yapılacağı planlanmış. E, bununla ilgili de ajantaların e, taktikleri, yolları bellidir. Ajantalar çeşitli e, seçenekler sunar, sunarlar. Ancak ben gazete haberlerinde şeyler görüyorum. Özellikle YouTube'da ve gazete haberlerinde gördüğüm e, başlıklarda şeyler görüyorum. İşte ajanta şeyi mağdur etti. Work and Travel öğrencisini mağdur etti. Bakın ajanta yani düzgün çalışan bir ajanta work and travel öğrencisini mağdur etmez. ...amacı work and travel öğrencisini mağdur etmek değildir. Yine söyleyeyim konuşmanın başında da söyledim. Ajantalar sizin düşmanınız değildir. Ajantalar sizin, özellikle Amerika sürecinde bulunmaz bir yardımcınızdır. Gerçekten öyle. Yani kendi aile fertlerinizin bile yapamayacağı e, şeyleri yaparlar. Desteği sağlarlar size Amerika'da bulunduğunuz süreç içerisinde. O yüzden bu kadar önemli olan bir kurumun, e, bu konumdaki bir kurumun düzgün seçilmesi gerekir. Öncelikle ajanta seçerken fiyata göre tercih yapmamaları gerekiyor. Ajanta seçerken hizmete göre tercih yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan pandemi kısmına geri dönecek olursak buradaki süreç hala belli değil. Hala önümüzde ne olacağı şey değil. Geçen yıl Work and Travel'a katılan arkadaşlarımız oldu. Kayseri'den de 30'a yakın arkadaşımız gitti. Şubat ayı içerisinde vize kontuarları açıkken vize alan arkadaşlarımız gitti. Geçtiğimiz hafta Amerikan Konsolosluğu Cuma günü yaptığı açıklamada Work and Travel sürecinde yani şu anda içinde bulunduğumuz haftada konsoloslukları açamayacağını belirtti. Ancak ilerisiyle ilgili bir veri vermedi. Bununla ilgili Department of State'in kararı bekliyor, bekleniyor. Bakın şunu özellikle belirteyim. Eğer program iptal edilirse, Department of State tarafından iptal edilirse zaten hem ajantaların hem sponsor firmaların hem de öğrencilerin zararları şey tarafından karşılanır. Department of State tarafından karşılanır. Ancak devam eden bir programdan ayrılmak istediğimizde ajantalar şartı ceza uygulayabilirler. Çünkü kendileri bir miktar ücreti Department of State'e ödemek zorundalar. Yani kendi isteğimize programdan ayrılmış oluyoruz. Burada bize Sözleşme yaparken özellikle acentayla konuşmamız lazım. Eskaza böyle bir durumda ne yapacağız? Siz bize nasıl seçenekler sunacaksınız? Birçok seçenek sunan acenta var. Bunu çok güzel yöntemlerle, tatlı bir metotla halleden birçok kuruluş var. Nasıl? İşte Türkiye'de dil eğitimi sundular. Efendim başka programları aktardılar öğrencileri ücretsiz olarak. Eee üniversite öğrenciliği sona eren önümüzdeki yıl üniversite öğrencisi öğrenciliği sona eren ya da ne bileyim evlenecek başka durumları olan öğrencilerimiz için öğrenci arkadaşlarımız için birinci dereceden yakınlarının programa dahil ettiler. Yani iyi ajantalar bu süreci bu haberlere konu olmadan tamamladılar ve tamamlayacaklar. Bakın haberlerde şey var. Mesela vizesini alan bir öğrencimiz geçen yıl bizim öğrencimiz değil bu arada ben habere göre söylüyorum. Vizesini alan bir kardeşimiz programı iptal ettiğini ve şeyi kazandığını söylüyor mahkemeyi kazandığını söylüyor. İsim vermek istemiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bak. Bakın vizenizi aldığında e, aldığınızda acentenin hukuki sorumluluğu ortadan kalkmıştır. Yani bu ne demek? Acenta hukuki olarak üzerine düşeni, kağıt üzerinde üzerine düşeni yerine getirmiştir. Fiili süreç başlamıştır. Fiili süreç bizim biraz önce söylediğimiz telefonla ya da şeyle oradaki destek sürecidir. E, acentanın tek taraflı hükümlerin yerine getirdiği bir sözleşme sürecinde siz herhangi bir yerde alamazsınız. Burada nerede vazgeçeceğiniz de çok önemli. Şimdi yeni başvurmuş, bugün kaydolmuş bir öğrenciyle vizesini almış bir öğrencinin programı iptal etmesi aynı şey değildir arkadaşlar. Bu bile düzgün informe edilmeden haberler yapılarak hem acentaların adı kirletilmekte yani genel olarak sektörlerinde olarak ajantaların adı kirletilmekte hem de öğrenciler mağdur edilmektedir. Öğrencileri mağdur etmememiz çok önemli. Neden? Arkadaşlar bu programlara ödenen paralar ciddi paralar. Gerçekten zor kazanılan paralar. Özellikle kur farklarını düşündüğünüz zaman e, büyük paralar. Burada öğrencilerin paraları boşa gitmemeleri. E, ajantaların özellikle Türkiye'de kayıtlı ve yasal olarak ajantalar bünyesinde 20 binden fazla insan çalışıyor. Ek hizmet kısımları ile birlikte işte efendim vizedir, uçaktır vesaire vesaire turizm kısmıdır. Bunlarla beraber 20 binden fazla insan yurt dışı eğitim sektöründe çalışıyor. Yani öğrencileri mağdur etmememiz lazım. Aynı süreçte yurt dışı eğitim firmalarını da mağdur etmeyip ortak bir çözüme ulaşabiliriz burada. Ortak çözümler nedir? Bu çok şeylere, proseslere dayanan bir program e, sözleşmelerde zaten he, he, her şey yazıyor sözleşmeleri düzgün okuyan e... <laughs>